Evet sevgiler saygılar Obje 452K montaj atölyesinde gelen tankla oynuyoruz. Berkay'ın repliği bizim klanımızın komutanı Berkay. Nefes klanının komutanı. Ana sayfamdaki videoda da bu tankı incelemiştim. 2020 2024'te World of Tank'a gelecek videolar altında bulabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok montaj atölyesine gelecek tankı bulabilirsiniz. Çok çok önceden incelemiştik. Şimdi bu replayde attığımda çok büyük bir ihtimalle kalkmış olacak şimdi montaj atölyesi. Ama kısaca Berkay pozisyonuna alana kadar, Berkay burada ağır tank bölgesine gidene kadar ben montaj atölyesi ile alakalı kısaca bilgi vereceğim size. Montaj atölyesi World of Tank'ın sizin kaynaklarınızı harcatmak, kaynaklarınızı sömürmek için geliştirdiği, çıkardığı, öne sürdüğü, koyduğu, planladığı bir etkinlik. Çok fazla kaynak veriyorsunuz ve bu kaynaklardan bir tane değil birkaç tane tahvil veriyorsunuz, altın veriyorsunuz, taslak veriyorsunuz gibi gibi kaynakları vererek bu tankları açabiliyorsunuz. Hangi kaynağı vermiş ol olacağınız, hangi kaynağı vereceğiniz size kalıyor. Burada fiyat performansa bakmalı bence ve ona göre karar verip ona göre montaj atölyesindeki bu tankları alınmalı ya da alınmamalı diyebilirim. Benim çok fazla tankım açık zaten. Ekstra böyle bir tank alabilir miydim kaynaklarımla? Evet alabilirdim. Fakat girmedim çünkü fiyat performansın bu kadar paranın, bu kadar kaynağın vermenin mantıksız olduğunu düşündüm. O arada Berkay Pulsunu alır almaz konkuru 618 hasar veriyor. Tank kötü değil ama beklenenden bir tık düşük ve vereceğiniz o kadar kaynağa değer mi? Berkay tekrar çıkıyor. Alttan vurmaya çalıştı fakat Kongura bu sefer vuramadı. Gelen bir mermisi sektirdi. <laughs> Başka bir şey çıkıyordu aslında neredeyse. E100 mermisini sektirdi. <laughs> evet. Ee, ve Berkay tabi hasar kovalıyor. Foş Yan dönmüş pozisyonda ona 547 hasarını veriyor bir topçu yiyor Berkay Ama aldığı pozisyon aslında çok iyi tankı Mobil bir tank diyebiliriz nispeten Nispeten Çevik nispeten mobil bir tank diyebiliriz Foş'u palette bıraktı gördüğünüz gibi Foş'a bir atış daha yaptı Bu sefer gövdesin ortasına doğru atış yaptı Ve Foş'un da neredeyse tüm canını götürdü Berkay Berkay 1874 puanda bu arada bir de tank spotladı. Hemen foşun arkasında bir tank daha var. Foşu garajı olduktan sonra abi arkada kendi alaşı olan obje 452K'yı gördü. Tekrar söylüyorum verdiğiniz o kadar kaynak eğer tank açacaksanız hala tasla ihtiyacınız varsa hala serbest enemi ihtiyacınız varsa premium gününüz yoksa ve herhangi bir premium tankınız yoksa böyle bir tankı açmanıza gerek yok. Bunları arada söyleyeceğim ama tekrar söylüyorum daha detaylı uzun bir video yapacağım montaj atölyesiyle alakalı. Evet açacağınız bir tank yoksa alınabilir koleksiyon tankı para da kazandırmayacak. Bu arada kendi adaşına bakıyor Berkay denilecek yerini bulamadı. O da çok büyük bir ihtimalle bulamadı Berkay'da denilecek yer. Berkay eski pozisyonunu aldı ve burada artık hedefini değiştirecek. Yukarıda tepedeki araçlara doğru çevirecek namlusunu Berkay. 1727 puanda şöyle hafiften çıkalım bakalım bakalım hop olmadı bu olmadı Berkay tekrar çıkacak aslında Berkay iki pozisyona birden bakıyor burada hem arkadaki obje 252 hem de Gördüğünüz gibi tepedeki obje 252. Zaten bu tankı aldıktan sonra her yer obje 252 oldu. Berkay tekrar bir atış fırsatı bulacak mı? Bu sefer çok başarılı. Bu sefer çok başarılı. 610 rol ediyor. İlk atışında 618 rol etmişti. Yine 610 gerçekten yüksek rol ediyor. Tabi bu tankın bir de mermisi de sıkıntılı görüyorsunuz. Çok fazla cephane taşıyamıyorsunuz. Uzun süre maçlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz efendim. Evet Berkay'ın eski pozisyona tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Burada biraz kararsız maçta kilitlenmiş gibi ama aslında arkaya dönüp eski tanklara yani daha doğrusu tepedeki tanklara bakması çok çok daha mantıklı çünkü kendi takım arkadaşları da oradan geçemiyor. Onlardan birine baktı birazcık şanslı palet tek aldı atışı. Halbuki delebilirdi de eğer mermisi birazcık belki 1 metre belki 50 santim sağ tarafa gitseydi. Tekrar çıkacak Berkay topunu yükler yüklemez nişanını alıyor atışını yapıyor ve yine kendi adaşı obje 452 kya hasarını veriyor. Her yer obje 452 görüyorsunuz. Çok fazla obje 452 ile karşılaşabiliyorsunuz. Ama bir süre sonra bu tankları da görmeyeceksiniz. Dediğim gibi böyle çok genel geçer bir tank değil. İyi bir tank ama bekleni bekleneni beklenenin birazcık altında bir tank olarak oyuncuların karşısına çıktı ve çok güzel. Ve çok güzel. Obje 452 geri giderken açısını kaybetti ve kaybettiği anda da küçük bir yeşillik gördüğünde o yeşillikten mermiyi bırakıyor. Berkay burada güzel bir atış yapıyor. Berkay bir öne, bir arkaya, bir öne, bir arkaya gidiyor. Evet, Berkay buzulda buz gibi bir oyun oynuyor. Şu anda 3966 gördüğünüz gibi hasarda. 5'e 2 takımı yeniliyor. Bakalım takımı toparlayabilecek mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Berkay çok güzel bir atış. Çok güzel bir atış fırsatı buldu. Bu arada zaman zaman donmalar oluyor oyunda. Benim bilgisayarımla alakalı alakalı değil. ya da kayıtla alakalı değil. Niye bilmiyorum ama sadece bu replayda yaptı. Başka replaylarda denememe rağmen bu replay'de böyle bir sıkıntı çıktı. Neyse tekrar oyundayız. 3'e 5. Berkay iyi bir açı ve obje 452 yine alaşına 581 brawl ediyor Berkay ve tekrar hasarını atıyor. Gördüğünüz gibi mermi sıkıntısı çekebilirsiniz dedim. Berkay'da 12 adet mermisi kaldı. Boşa atmaması gerekiyor. 4547 hasarda Berkay ama maalesef burada istediği hasarı veremiyor. Evet, Konkur tepede Berkay yükledi. Garaja yolladı. 445 çok başarılı. Çok başarılı birazcık da olsa takımını rahatlattı Berkay ama daha tabii ki yapması gereken Berkay'ın ve takımının Yapması gereken çok fazla iş var Tamamen avantajı rakip takım almış durumda Tepedeki tankları tamam e, Tamamını öldürdüler bu son ölen tankla da Artık ileride bir tank kaldı hatta iki tank kaldı diyecektim ki Tek bir tank kaldı obje 452 Ve öne geçiyorlar 7'ye 6 öndeler can puanlarında eşit olduğunu görüyoruz eksi 395 can girdi olmalarına rağmen bu çok fazla bir fark değil hatta fark sayabileceğimiz bir atış değil Berkay son tankı da garaja yollayarak 8-7 yapıyor skoru Berkay 3 tankı garaja yolladı takımından destek istiyor üstü savunun diyor gerçekten gerisi çok çok sıkıntılı kendi üstleri bir tane UDES var Berkay ve takımı olduğu gibi geri dönüyor gerçekten çok mantıklı bir hareket yapıyorlar normalde Genel geçer bir oyuncu Burada büyük bir ihtimalle rakip base'e doğru gitmişti. Fakat geriye doğru gelerek takım arkadaşlarına destek atmayı düşünüyorlar. Çünkü hiç belli olmaz ne olacağı. 2 artı 1 UDES gelen rakip tanklara dayanamayabilir. Artılar zaten çok fazla atış güçleri olan özellikle yakın bölgelerde çok fazla atış güçleri olan araçlar değiller biliyorsunuz. Ve Berka kendi üstüne doğru gelmek üzere artık çok fazla lak, lak yapıyorum hala buralarda. Sırf Berkay pozisyonunu alsın diye bilmiyorum belki buraları da kat yapar. İleri tam Berkay'ın aksiyona girdiği bir dakika alırım. 19 9 Berkay yönde obje 450 ikisiyle nişanını alacak olmadı. Bu arada tekrar belirteyim. Yine videolarımın arasında 2024'te vota gelecek montaj atölyesiyle ve diğer etkinliklerle gelecek tankları incelediğim bir video var. Onun da linkini aşağıya koyacağım zaten. O videoyu da yapmamı sağlayan Berkay ve Selçuk'a çok çok teşekkür ederiz. Ve yakında Fırat'tan da belki Erhan'dan da videolar gelecek. Neyse bunların hepsi boş laklaklar efendim. Berkay artık yeter diyor. Senin çeneni kapatayım diyor ve çıkıp şöyle bir etrafa bakıp Jack Panzer'e nişanını alıyor ve hasarını veriyor. Ama kaçması lazım. Jack Panzer çevirirse... Jack Panzer değil ama Obje 261 ve Conqueror sıkıntı yaşattı. Oo, o, o, 6200 hasardayken Berkay. Evet 9047 Belki bu atışı yemese mükemmel bir bitiriş. Can puanı bitirişi olacaktı Berkay'ın ama Jack Panzer'in de mermilerinden kurtulmak özellikle penetrasyon bazında en yüksek penetrasyona sahip topu var. Jack Panzer'in Jack Panzer E100'ün nam diğer Yageru'nun bildiğiniz gibi. Evet Berkay Obje 452'si ile 6221 hasara 1870 sektirme ve 410 destek hasarına ulaşıyor. Tek bir tank dışında bir de artımız var gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimalle artık Oyunun sonlarına geliyoruz. Tekrar söylüyorum artık buraları anlatmama gerek yok. Tekrar söylüyorum tank 4, obje 452k ve bu tip tanklar montaj otolüsünde gelecek tankların tamamı için fiyat performans bu tankı almaya değer mi diye bakın. Tekrar belirteyim bir videom var onu linke koyacağım. 2024 etkinlik ve montaj otolüsünde vota gelecek tankları inceledik o videoda onu da izlemenizi ve varsa yorum yapmanızı ya da düşüncelerinizi yazmanızı beklerim efendim. Evet maçın sonlarına doğru gördüğünüz gibi artık buraları ileri alabiliriz. Evet Berkay 6221 puanlama maçı bitiriyor. 1870 sektirme 675'te destek spot Hemen water apply'sa e gidiyoruz ve bakalım Berkay'ın takımı ya da rakip takım neler yapmış. Evet water Daha önce giremiyordum hatırlayacağınız gibi. Bir önceki videoları izlediyseniz Walter Applies'e giremiyorduk ama şimdi girdik. 2, 4, 6, 8, 10 tankla connection sağlamış ve 10 tankla connection sağlayarak 6.748 hasar, 3 kill, 1.870 sektirme, 675 de destek spot hasarı vermiş. 3 tankı da spotlamış Berkay. Gördüğünüz gibi gayet başarılı. Tabii ki Top Gun Madal, Hayk Kalibre özür dilerim. Hayk Kalibre Madalyasını alıyor Berkay. 135 bin 697 kredi alıyor, 3604 deneyim puanı ve en önemlisi tahvildir arkadaşlar. 7 tane de tahvilini Berkay cebine koyuyor. İkinci börevesini alıyor, ikinci klas böreği alıyor. Ve Hands of God, Tanrı'nın eli, Dualist Fire for Effect madalyalarını da göğsüne takıyorlar Berkay'ın. Maç sonundaki şöyle bir takıma bakalım ne olmuş ne bitmiş gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Berkay yani Obje 452K ve E100 maçı sırtlamış. Diğer rakip takıma baktığımızda ise Jacques Panzer ve yine E100 ardından da AMX onlara yakın bir Performans sergilemiş. Even fv 4005'te e, bu Berkay ve yani obje 452K ve e 102sine yaklaşmış diyebiliriz. Ama Berkay'ın burada çok çok ciddi bir etkisi var gerçekten. Peki ne kadar para bırakmış? Belki birçoğunuzun soracağı soru bu. Birçoğunuzun merak ettiği soru bu. Gerçi artık tankı aldınız ya da almadınız. Çoktan alımlar bitti. Ama Berkay sonuçta 57 bin Ekstralardan 50.000. Masrafı şusunu busunu benzinini, mazotunu... Personelinin yemeğini çıktığınızda ise 46.314 kredi almış Berkay'a. 6.748 e, gibi gibi zaten bunları söyledik tekrar söylemeye gerek yok. Ama gördüğünüz gibi iyi bir maç çıkarmış Berkay eline koluna sağlık. Çok iyi bir pozisyon almış. Çok önemli bir noktada çok önemli bir pozisyon alıp haritaya hakim mümkünce hakim olan bir noktada birçok hedefi seçmiş ve o hedeflere de başarılı hasarlar vermiş Berkay. Evet şimdilik video bitti. Daha doğrusu şimdilik derken bitti yani bunun şimdi ismimiz yok. Bu tankla alakalı Obje 452K ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki montaj atölyesi tankıyla alakalı ekstra bir video çekeceğim. Mutlaka ama mutlaka montaj atölyesi nedir? diye bir videoda gelecek. Bununla alakalı da detaylı bir video çekeceğim. Onun dışında kendinize iyi bakın. Büyük bir ihtimalle de yarın akşam çarşamba bir VOD canlı yayınımız olacak. Video bitti. Hoşçakalın.